Sunu ne olmuş? Bakın biraz size resmi devlet raporundan bazı sayfalar okuyayım. Bakınız. Korkunç. Mesela içki babında. Ülkemizde 1990 yılı alkollü içki tüketimi 500 milyon litreden fazladır diyor. 500 milyon litre içki tüketimi 90 yılında. Ayrıca 4 milyon alkolik, 4 milyon alkol hastası almadı mı çıldırıyor. 13 milyon alkole bulaşmış insanımız var Türkiye'de, 13 milyon. Yani her 15 kişiden biri alkolik ve her 4 kişiden birisi alkole alışmış. Ve Türkiye alkol tüketiminde dünyada üçüncü geliyor. Bakın resmi rapor vallahi. Dünyadaki devletlerin 127 devlet var Türkiye dünyada. 127 devletin içinde içki tüketiminde Türkiye 3. sırada yer alıyor. Resmen dünya raporuna göre. Hani Türkiye Müslümandı. Hani Allah vardı. Allah birdi. Allah yaratmıştı. Demek ki Allah birdi demek Müslümanlığa yetmiyor. Demek ki la ilahe illallah dediği halde Allah'ın hükümlerini kabul etmemek Müslüman olmaya yetmiyor. Alkole başlama yaşı, içkiye başlama yaşı 12 ile 14 yaş arasında başlıyor. Kişi başına yılda 10 litre, kişi başına Türkiye'de bakın 60 milyon insan var diyelim. Kişi başına yılda 10 litre alkollü içki düşüyor, o kadar içki içiyor. Geçen yıl halkımızın alkollü içkilere ödediği para 5,5 trilyon liradır. Bunlar Müslüman güya. Geçen yıl halkımızın alkollü içkilere ödediği para, yanlış duymadınız, 5,5 trilyon liradır içkiye ödenmiştir. Şu anda ise maalesef dünya içki tüketiminde 3. sıradayız. Rapor okuyorum. Ve bu cümlenin altını çiziyorum demiş raporu hazırlayan. Şu anda alkol tüketiminde dünya üçüncüsüyüz. Resmi raporlara göre 1990 yılında bakın neticeye bakın şimdi. Hani tükettin, içtin tamam ama sonu ne? Sen misin Allah'ın hükmünü kaldıran? Resmi raporlara göre 1990 yılında ülkemizde genel olarak işlenen suçların, yani suç işlenen Türkiye'de, genel olarak işlenen suçların %66'sının sebebi içki. Resmi rapor. 1990 yılında ülkemizde genel olarak işlenen suçların %66'sının sebebi içki. Trafik kazalarının %61'inin sebebi içki. Cinayetlerin %85'inin sebebi içki, hırza tecavüzlerin %50'si içki, şiddet olaylarının %50'si içki, hanımlarını dövenlerin %70'i içki yüzünden, akıl hastalarının %50'si içki yüzünden, boşanmaların %80'i alkol sebebiyle içki yüzünden meydana gelmektedir. Allah aşkına Müslümanlar bak, tekrar ediyorum. 1990 yılında ülkemizde meydana gelen işlenen suçların %66'sının sebebi içki. Trafik kazalarının %61'inin sebebi içki. Cinayetlerin %85'inin sebebi içki. Hırza tecavüzlerin %50'si sebebi içki. Şiddet olayların %50'si içki. Eşlerini dövenlerin %70'i içkiden. Akıl hastalarının %50'si içki sebebiyle, boşanmaların %80'inin sebebi içki. Hadi önleyin bakalım. Sen misin içkinin haram olduğu hükmünü kaldıran? Buyurun şimdi önleyin. Her sene 5,5 trilyon para yatırılıyor içkiye. Nasıl kaldıracaksınız? Son tespitlere göre
bugün alınan alkolün insanın beyninde ve akli melekesinde husule getirdiği kusurlar en az 3 gün sürmektedir. Mesela 2 şişe bira, 2 şişe bira içen adamın beyninde ve vücudunda bu biranın olumsuz etkisi 36 saat devam ediyor. Ve bu adam bu halde çalışıyor güya. Araba direksiyon sallıyor. Ülkemizde pek çok bölümlerin 5 milyonu aşan sakat ve özürlü ordusunun oluşmasında en büyük failin alkol başta olmak üzere benzeri alışkanlıklar olduğu resmen rapor edilmiştir. İş ve trafik kazalarının hepimizi korkutan bugünkü boyutlardan daha yukarılara çıkacağı ahlaksızlığın, cinayetlerin, boşanmaların ve diğer adli vukuatın daha büyük sıçramalar yapacağı, içki çoğaldıkça bunların da artacağı resmen görülmektedir. Evet, bakın daha ne korkunç şeyler var. Türkiye'de içkinin, alkolün yayılmasında en büyük vazifeyi TRT yapmaktadır. Hususiyle televizyonun yayınlarında görülmektedir. Yerli dizilerde bile bizimkiler adıyla yayınlanan kapıcı vesairelerle bir apartman hayatını canlandıran yerli dizide devamlı biranın ve içkinin reklamı yapılmakta, yerli artistlere ve aktörlere içkiyi reklam ettire bizimkiler kelimesiyle topluma resmen içkiyi yaymaktadırlar. Yalan mı doğru mu? Yalan. Yalan diyemezsiniz. Ve dolayısıyla içkinin nasıl ne korkunç boyutlara ulaştığı hususunda bunun tabi sebebinin de Allah'ın bu konudaki hükmünü kaldırıp hükmü ilahi, yani konumuz buradan kaynaklanıyor malum, ilahi hükmü kaldırmış olmanın neticesi, faturası, cezası, belası bakımından önem arz ediyor. O halde bu belalardan, bu faturalardan, bu korkunç uçurumlardan kurtulmak için tekrar Allah'ın hükmüne dönmenin de lüzumu açısından söylüyoruz. Toplumu başka türlü, başka yöntemlerle, başka tedbirlerle, başka çarelerle, başka usullerle, başka kanunlarla, ithal kanunlarıyla vallahi korumaları, kurtarmaları mümkün değildir. Allah diyen her Müslümanın buna böyle iman etmesi lazım.